Hani o yüzden Çoğu insanın da nezaket anlayışı bu ya hocam. Yani herkes kendi denge olarak gördüğü öyle şey mi insana olur? karşı veya daha üst olarak gördüğü insana karşı nezaketini yönlendiriyor. Ama o sınıfsal çatışmada maalesef nezaket biraz arka planda da kalabiliyor. Yani hanımefendinin söylediği maalesef doğru yani. Birçok insan bunu yaşıyor şu an ve çok kaba davranışlara da maruz Ay ne hakla kalabiliyorlar. ne haddimize Evet. değerli hanımefendi. Allah benim katımda makam mevki sahibi olursanız değerli olursunuz mu dedi. Etrafı temizleyenler, tuvaleti temizleyenler, bulaşıkları yıkamayanlar onlar benim katımda değersiz mi dedi. Ben kim oluyorum da onlara değer biçiyorum? Bu nasıl bir Evet, anlayış? maalesef. Bu nasıl bir mantık? Ben o zaman Allah'ın bana verdiği makamı kötüye kullanıyorum. İnsanları ayırıyorum. Ne hakla ne haddime. O böyle içim öyle yandı ki anlatamam yani. Dolayısıyla ben çocuklarıma var olan her şeyin değerli olduğunu öğretemesem Hocam. ben insan olmamışım demektir. Ben bunu topluma anlatmışım ama kendim yaşayamamışım. Bir konferansa çıkıyorum. Konumuz nezaket olsun. İşte çok saygın davranalım. Evet. Nazik olalım, kibar olalım. Hani sende yok. O zaman hiç konuşma yani. O zaman bir Hiç etkisi de konuşma. Bir oluşmuyor ne anlamı maalesef. var? Rol gereği, pozisyon gereği konuşuyorsun. Bir anlamı yok ki. Hayata geçirmedikten sonra hiçbir değerin anlamı yok. Evet. İnsan kıymeti bilmemek demektir. Maalesef. Allah'a sığınıyorum. Yarattıklarının değerini bilmemekten. Hocam şöyle bir algı da var maalesef ki. Günümüzde nezaketli olmak bir güçsüzlük göstergesi olarak da görülüyor. O Çok nasıl çok söz? çok yanlış bir algılayış ama O nasıl bir birçok şey? insan işte hayatta kalmak için işte eğer nazik olursan, ince bir insan olursan bu hayatta Özür çok dilerim. üzülürsün, çok kırılırsın. İşte ezilen taraf olma, gerekirse ezen taraf ol. İşte nezaket maalesef insanlara iyilik getirmiyor. Herkese hak ettiği gibi davran gibi. Yani burada nazik olmak, bir insana karşı kibar davranmak sanki bir zayıflık göstergesi olarak algılanıyor. Yani bence modern çağın en büyük çıkmazlarından bir tanesi de bu. Herkes hayatta kalma mücadelesi olarak görüyor bunu. Güçlü olacaksın ve güçlülükle beraber bir takım davranış modelleri de kendine tatbik etmen gerekiyor ve nezaket biraz arka planda kalmalı olarak bakılıyor. Nezaket güçlü olmak demektir. Ben birilerinin ne dediğine göre hareket etseydim şu anda bu kıyafette olmazdım. Bu anlayışta olmazdım. Beni ilgilendiren Allah'ın benden neyi beklediği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı o nasıl Evet. davranırdı? İki soru budur. Buna göre ben hareket ederim. Herkes kendisine kimi hoca kabul ederse etsin. Hı. O kimse benim hocam değil. Hani bunu söyleyenler benim Evet. öğrenme kaynağım olamaz. O yüzden de sizin hayırlınız insanlara faydalı olandır diyor. Ben faydalı olmayı aynı zamanda yüreği onarmak olarak alıyorum. Yüreğe iyi gelmek olarak alıyorum. Yıllar önce değerli hanımefendi, şimdi bir şeyi hatırladım. Şeye gittim, Umre'ye gittim. Umre'de hani dua yapılıyor yani Kabe'yi ilk gördüğünde falan diye. İşte Kabe'nin etrafını gezdik, dolaştık. Hem Medine-i Münevvere'de hem Mekke-i Mükerreme'de dolaştık. Rabbime gözlerim dolu dolu şöyle dedim. Ya Rabbi, benim cami yaptıracak gücüm yok. Han, hamam, kervansaray yaptıracak gücüm yok. Camileri imar ettirecek, tamir ettirecek gücüm yok. Ama sen bana öyle bir güç bahşet ki ben de kullarının gönlünü onarayım. Bana bunu nasip et diye dua etmiştim Size Rabbime. fazlasıyla nasip etmiş Allah. İnşallah öyledir. İnşallah. Bir insanın yüreğine iyi gelmek kadar beni onurlandıran, ömrümü artıran başka bir şey yok desem yeridir. Çünkü insanın içerisinde her iyi şeyi yapmaya müsait bir potansiyel var. Kendini iyi hissettiğinde bunu yapabilir. Ben Rabbimin bir kulunun kendisini iyi hissetmesine katkıda bulunabiliyorsam bu Rabbimin beni ödüllendirmesidir. Rabbimin beni ödüllendirmesidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
Müslüman olduğunda çevresinde hep fakirler vardı. Önce fakirler vardı. Tevazu içinde olanlar vardı. Doğruyu, hakikati arayanlar vardı. Yoksullar vardı. Ve Rabbimiz yoksullara, siz zengin değilsiniz, ben şimdi İslam'ı tebliğ edeceğim, İşte siz benden uzak durun demedi. İman eden herkesi bağrına bastı. Dolayısıyla Allah neyi değerli kılıyorsa hayatta değerli olan, anlamlı olan odur. Ölçümüz o olduktan sonra birilerinin ne dediği, isterse bütün dünya koro halinde bir şey söylesin, umurumda değil. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Canım hocam. Evet, siz ne dediniz? İyilikler ve güzellikler aslında insanda potansiyel olarak var. Hepimizde bu güzel duygular yer alıyor. Yeter ki biz onları açığa çıkarmayı bilelim. Ama bazen şöyle bir gerçek de oluyor. Mesela işte bu hız çağı dediğimiz çağda hocam, o kadar sabırsızız ki artık hepimiz. Yani sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. İşte okuyorsak okulumuza, dersimize yetişeceğiz veya iş hayatındaysak bir şekilde toplantıya yetişeceğiz. Veya ev hanımıysak evde yaptığımız bir iş var. Akşam evde yemeğimiz yok. Yani bunlarla beraber hep böyle hayatımızda bir zihnimizde meşguliyetler var. Ve bu bizi bir noktada artık o güzellikleri görmekten de uzak tutuyor. O incelikleri düşünmekten belki bir tık geride durdurabiliyor. Mesela çoğu insan o market kuyruklarını düşünelim. Ne kadar gergin. Çünkü herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Bunlar da maalesef hocam gün sonunda bizim davranışlarımıza da yansıyor. Evet. Yani daha nezaketli bir tutum ve davranış sergileyebilecekken o gündelik hayatın kaosuyla beraber maalesef dilimiz de çok fazla değişiyor. Bu değişimden de iletişim biçimlerimiz etkileniyor. Sizce bu kentleşme veya şehir hayatı da biraz daha insanların nezaketten uzaklaşmasına sebebiyet verdi mi? Buna bağlayabilir miyiz? Yani siz geçmişe bir kıyas yaptığınızda ne tür farklılıklar görüyorsunuz? Şimdi bunun sebepleri kentleşme gibi görülmüş olsa bile, İnsanın bilgi kaynakları, insanın odaklandığı şeyler ve topluma pompalanan algı. Bugün herkes küfürlü konuşmayı bir espri gibi, bir şaka gibi, bir günlük, herkesin günlük bir dozu var, sanki onu alacak gibi algılıyorlar. Asla böyle bir şey yok. Biz birileri, mesela öyle komediler seyrettik ki beyefendi hanımefendiyi dövüyor, argo kelimeler kullanarak ya da kaba kelimeler kullanarak komediya, biz kahkahalarla gülüyoruz. Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Orada bir kadına şiddet var. Ya da bir başka yerde eşine, hanımefendi, beyefendiye şiddet uyguluyor, biz gülüyoruz. Yani espri adı altında, şaka altında, işte güldürü programları adı altında, argo dahil, edep dışı, bir insanın utanması gereken, kullanırken kendi başına bile, tek başına bile kullanmaması gereken kelimeleri sıradanlaştıran programlarla dolu. Bütün güldürü programları, işte şarkılarda bile usulsüz şeyler var. Ben utanıyorum bazı şarkıların sözlerini dinlerken. Ne oluyor bu? İnsanımızın dilini bozuyor, anlayışını bozuyor, halini bozuyor. Bizi olmamız gereken yere ilerlemekten uzaklaştırıyor. Bilakis onlara o kadar çok bakıyoruz ki onlara benziyoruz. O zaman ne oluyor? Bunun altında kentleşmeden ziyade o kentleşmenin sanki gerekliliğiymiş gibi bize dayatılan bir tüketim kültürü, bir dil ve üslup, bir anlayış, bir yaşama biçimi. Bunların hepsi bize modern olmak altında sürekli gündemde tutularak hafızamıza kazındığı için biz bundan kendimizi kurtaramıyoruz. Gençlerin mesela daha bugün eşler bana, bir ikisiyle yan yana görüşüyorum, aralarındaki mesajlaşmayı bana gösterdi. Bak hocam işte, yani bizim dilimiz bu diyerekten. İkisine de dedim ki ikinize de yakışmıyor. Bu dil, bu üslup ikinize de yakışmıyor. Siz güzel insanlarsınız. Niye bu ifadeleri niye kullanıyorsunuz? O zaman ben öfkelendiğim zaman ağzıma geleni söyleme hakkım var sanki. Öteki benim söylediğime cevap olacak ya, ben kötü konuştum ya, o da bana misliyle cevap verme hakkını
kendinde görüyor. O zaman ne oluyor? Aradaki saygı zarar görüyor. Evet. Hürmet zarar görüyor. Ve bu dönüyor dolaşıyor. Benim kendime yakıştıramadığım şeyleri söylemek zorunda kalmam anlamına geliyor. O zaman ne oluyor? Ben kendi kendime onu söylüyorum ama bir taraftan rahatsızım. Onu söylüyorum ama kendimi durduramıyorum. Onu söylüyorum ama bir taraftan da şöyle diyorum. Ama sen bana sebep oldun. Çünkü sen başlattın diyorum. Evet. Yanlışı başlatmamak önemli ama yanlışı başlatmak birilerinin bana yanlış davranmasından ve yanlışı başlatmasından daha tehlikeli olan sürdürmek. O yanlışı benim de kendimde ona bir misilleme olarak gösterme hakkını kendimde bulmak. Hmm. Bu başkasının başlatmasından daha tehlikeli. Evet. Öyleyse değerli hanımefendi, bizim halimizi beğenmiyorsak gördüklerimizi, işittiklerimizi ve muhabbet ettiklerimizi bir masaya yatıracağız. Bunlar benim beslenme kaynağım. Okumayı bıraktık biz şu anda. Çok nadir, çok az bir kesim okuyor. Doğru tiyatrolara gitmeyi bıraktık. Güzel filmleri seyretmeyi bıraktık. Hepimiz televizyona adapte olduk. Televizyon bizi yönetiyor. Oysa biz, internet diye bir şey var. Bilgisayar diye bir şey var. Televizyonu bir tarafa at. Neyi izlemek istiyorsan, neyi seyretmek istiyorsan onu kendi ihtiyacın olan zamanda, ihtiyacın olan şekliyle öğren. Biz birileri tarafından yönetiliyoruz. Küresel güçler tarafından yönetiliyoruz. Sapkınlıklar normalleştiriliyor. Haya, edep dışı ilişkiler normalleştiriliyor. Din dışı ne varsa normalleştiriliyor. Ve saygın insanlara gereksiz iftiralar atılarak onlar toplumun gözünde değersizleştiriliyor, haysizleştiriliyor, haysiyetsizleştiriliyor. Öyleyse sen bunu mu örnek alıyorsun diyor. Bir altına bak, doğru mu? Bir itham mı bunu söyleyenler ne maksatla söylüyor? Dolayısıyla toplumda bir itibar katliamı var, bir itibar suikasti var ve birilerinin doğru söylemleri tenkit ediliyor. Bizim birilerinin yönlendirmesinden kurtularak doğruları yanlışları Allah'a ve peygamberimize göre belirlememiz, bize dil üslup olarak zarar veren, bizi nezaketten, zarafetten, hayadan, edepten ve insana hürmetten uzaklaştıran, yakından uzağa dostlarımızla bağlantımızı kesmek zorunda değiliz ama yakınlığımızı belli bir mesafede tutarak yakın olduğumuz insanları bize iyi gelen insanlardan seçmek zorundayız. Evet. Sana senden gelir bir dağıt lazımsa gayreden ümidin kes, imdat lazımsa diye galiba Namık Kemal'e atfedilen bir söz var. Öyleyse ben bu hayatın hızı, haz ve hız çağı diye tanımlanıyor ya hani. Bu süreç içerisinde kendimi uzak tutmak için inanılmaz büyük bir mücadele vermek zorundayım. Kendimizi korumakla yükümlüyüz, ailemizi korumakla yükümlüyüz. Mesela anneler babalar diyor ki işte çocuklar okulda çok bozuluyor. İşte sosyal medya bizim verdiklerimizi fazlasıyla değersizleştiriyor. Tamamına evet ama biz kendimize düşeni yapıyor muyuz? Biz çocuklarımızla ne kadar irtibat halindeyiz? Biz telefonla irtibat halinde olduğumuz kadar eşimize yakın mıyız? Çocuklarımıza yakın mıyız? Ailemizde muhabbet var mı? Biz birlikte neler paylaşıyoruz? Ya restorana, bir lokantaya yemeğe gidiyoruz. Yemek gelene kadar herkes telefonda. Yemek esnasında telefonda. Yemekten sonra telefonda, güya biz dışarıda beraberdik. Biz beraber değiliz. Biz aynı ortamdayız, başkalarıyla beraberiz. Değerli hanımefendi, şu anda telefonun içinde yaşıyoruz. Eve dönelim. Birbirimize bakalım. Biz birbirimize bakmadığımız zaman baktığımız şeyler bizim kafamızı allak bullak ediyor. Gördüğümüz görüntülerin, hani elimde bir istatistik yok ama yuvarlak bir ifadeyle %90'ı haram. Kadına da haram, erkeğe de haram. Ama biz onun içinde yaşıyoruz. Peki nasıl bizim hayatımızda bereket olacak? Nasıl bizim hayatımızda haya olacak? Ben gözümle görmemem gereken her şeyi zihnime alıyorum. Ben nasıl duyarlılıklarımı hayata geçireceğim? Benim mideme giren bozuksa bu beni zehirliyor. Mideme giren yanlışsa bütün sistemlerimi bozuyor. Ben aldıklarımı temizlemezsem, aldıklarımı doğrultmazsam, helal, temiz,
düzenli ve yeterli bir beslenme, gözlerim için aldıkları, gözlerimle aldıklarım, kulaklarımla işittiklerim, dinlediklerim, ortamdan, içinde bulunduğum ortamdan aldıklarım beni besliyor. Peki bunlar zararlı ne olacak? O zaman ben yuvama gereken ilgiyi gösteremiyorum. Okumak için zamanım yok ama dizi izlemek için zamanım var. Fakir komşumun evine ziyarete gitmek için vaktim yok ama arkadaşlarımla parti yapmak için vaktim var. Hayır yapmak için param yok ama bir sünnet düğünü, şaşalı düğün, markaya verecek, telefona verecek param var. Nasıl oluyor bu? Dolayısıyla bizi yöneten kafa bizi bitirmeye yönelik. Bizi düşünmemeye sevk ediyor. Ama ben düşünmek zorundayım. Ben şöyle tavsiye ediyorum. Kendim yapamıyorum ama yapmak için dua ediyorum. Hiç olmazsa günde 10 dakika Allah'la baş başa vakit geçirelim. Ya Rabbi seninle konuşmaya niyet ettim diyelim. Abdestimizi alalım, secdeye oturalım, secdeye varalım. Ya Rabbi yanlış düşündüğümün farkındayım. Yanlış konuştuğumun farkındayım. Bu hayatın, bu gidişin beni senden uzaklaştırdığının farkındayım. Sana yalvarıyorum, bana yardım et. Benim ihtiyacım olan şeyleri anlamamı, ihtiyacım olan şeyleri hayatıma yerleştirmemi, çocuğumu yüreğinden tutmamı, eşimi yüreğinden tutmamı sen nasip eyle diyelim. Ayetleri bilmezsek, hadisleri bilmezsek, Peygamber Efendimiz hayatında nasıl yaşadı bilmezsek, Rabbimizin Esma-ül Hüsna'larını bilmezsek biz neye göre iman edeceğiz? Biz neye göre birbirimize hareket edeceğiz, birbirimize davranacağız, birbirimize yakın olacağız?